25 Nisan tarihinde saat 4.30'da başlamış ve Kara Savaşları İtilaf Devletleri'nin 9 Ocak 1916 tarihinde Gelibolu Yarımadası'nı terk etmesiyle sona ermiştir. Toplam olarak 8 ay 14 gün devam etmiştir ve çeşitli aşamaları vardır. 25 Nisan tarihinde Seddülbahir bölgesinin 5 tane koyuna çıkarmalar yapılırken Arıburnu bölgesine Anzak askerlerinin çıkarıldığı, Saros Körfezi'nde gemilerle karaya asker çıkarıldı ama sonra geriye çekildiği, Beşige'de ise kıyıya doğru çeşitli saldırılar yapıldığı görülmektedir. Bizim tarihimiz açısından ve dünya tarihi açısından önemli bir olay olmuştur. Bu olay Mustafa Kemal'in orada 19. Tümen Komutanı olarak bulunması ve savaşa müdahale etmesidir. Mustafa Kemal buraya müdahaleyi kendisi karar vermiştir. Çünkü İhtiyat Kuvvetleri Komutanı idi ve top seslerinin duyulması ile birlikte kıyıyı korumakla görevli 27. alaydan gelen raporlar çerçevesinde Mustafa Kemal Bigalı'dan hareket edecek. Yanına 57. alayı da alacak ve ayrıca süvari birliğini de alacak ve yola çıkacak. Ve ilk karşılamayı 27. alay birlikleri gerçekleştirecektir. Mustafa Kemal de yaklaşık olarak saat 10 civarında savaşa dahil olacak ve savaşın kaderini değiştirecektir. Çünkü o sırada artık 27. alaya bağlı olan birliklerin, öncü birliklerin önemli bir kısmı büyük zayiatlar vermişler ve düşmandan kaçıyorlardı. İşte o sırada Mustafa Kemal bunlarla karşılaşmış ve onlara niçin kaçtıklarını sorarak cephanelerinin bittiğini ve düşmanın geldiğini öğrenmiş. İşte o sırada emrindeki birliklere siper almalarını emretmiş ve yere yat emrini vererek savaşın kaderini değiştirmiştir. Tabii Mustafa Kemal neden bu kadar başarılı oldu? Başarılı olmasının sebebi Balkan Savaşları sırasında kendisinin Gelibolu Yarımadası'nı savunmakla görevli olan kol ordunun kurmay başkanlığını yapmış olması ve savaş planlarını yapmış olmasıdır. O yüzden Çanakkale Savaşları sırasında savaşa katılan 22 tane tümen içerisinde Mustafa Kemal'in tümeni ön plana çıkacak. Mustafa Kemal de ön plana çıkacak ve adeta Gelibolu Yarımadası'nı ve Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtaracak. Ayrıca yaptığı ve verdiği kararlarla da dünya savaş tarihine geçecektir. Tabii 25 Nisan dediğimiz zaman özellikle Mustafa Kemal'in savaş sonrasında Anzak askerlerine, annelerine söylediği söz de çok dikkat çekicidir ve dünyada bu konuda Mustafa Kemal'in bu sözünü duymayan yoktur. Mustafa Kemal oradaki sözünde burada hayatlarını kaybeden Anzak askerleri için annelerinin ve ailelerinin merak etmemesi gerektiğini, onların Türk dostluğu ve Türk sevgisi ile korunmakta olduklarını ve istedikleri zaman da burayı ziyaret edebileceklerini söyleyerek özellikle onların ruhlarına hitap etmiştir. Hatta Avustralya'da "Niçin Mustafa Kemal'i çok seversiniz?" sorusuna karşılık şöyle denilmiştir. "Bizim buradaki siyasetçilerimiz sadece mezarları yaptılar ve oradaki ziyaretleri sağladılar. Ama hiçbir tanesi Mustafa Kemal gibi bizim ruhumuzda yaşadığımız acıları, sevgiyi ve özlemi dile getiren bir söz söylemedi." O yüzden Avustralya ve Yeni Zelanda'da Mustafa Kemal'in Anzak askerleri için söylediği söz daima akıllardadır ve her biri adeta ezberlemiş vaziyettedir. O yüzden 25 Nisan Türkiye'de aslında Türklerin kutlayabileceği veyahut da yapabilecekleri bir şey değil. Aksine Anzakların hatırladıkları bir gündür. Çünkü 25 Nisan tarihinde düşman kuvvetleri Gelibolu Yarımadası'na gelmişler ve Türk askerini öldürmüşlerdir. O yüzden de onu kutlamak yerine belki barış için birlikte işbirliğine yönelmek ve bir daha savaşmamak esas alınmalıdır.